Merhaba küçük arkadaşlar. Bugün size küçük bir öykü anlatmaya geldim. Öyküm kara kuru bir öyküdür. Umarım beğenirsiniz. Dilerseniz öykümüze başlayalım. Hak, dostum hak diye başlamalı söze. İşte peşkir, işte sopa, geçelim öykümüze. Efendim, zamanı şöyle bir geçmişe saralım ve mekanımızı bir kahvehanede kuralım. Kahvehanemiz dükkanını erkenden açmış. Çaycının gözü yollarda. Neyse ki çok geçmeden köyün pala bıyıklı, kendini beğenmiş muhtarı ile onun yakın arkadaşı bir masaya kurulmuşlar. Muhtarın arkadaşı haline acımış olmalı ki masanın sessizliğini bozmuş. Çullu Yusuf, senin başına ne işler açmış be muhtarım? İstersen bu adamdan intikamımızı alalım. Ben sana yardım ederim bilesin. Doğuş çakış istemem lan ben. Aynı koyuyuz. Her zaman yüz yüze bakıyoruz. Sende hiç kafa yok mu? Ben bu adamdan öcüm almaya kalksam bu adama hiç bir numara söker mi? Bilmiyorum. Ben gideyim gayrı dedim, müsaade istedim, birer çay içmeyi teklif etti. Dur kardeşim, benim sözüm sana değil, benim sözüm o den size. Sen sözüme neye alınıyorsun yavrum? Dur, iki lafım belini kırak, sana bir çay söyleyeyim. Murat, lan, bize iki çay koçum, dedi. Ardından da Hacca bacının sesi duyuldu. Bir çosun Murat, uzun yoldan geliyorum, nadasını aldı. Ardından da Çullu Yusuf'un sesi duyuldu. Benimki de ayran olsun Murat. Ellerinde çantalarıyla, çuvallarıyla gelip bizim masaya oturdular. Muhtarın morali hayli bir bozuldu. Bizimkiler başına kalmıştı. Neyse ki çok geçmeden Çaycı Murat siparişleri getirip masaya bıraktı. Çullu Yusuf ayranı bir dikişli içti. Boş bardağı çaycıya uzattı. Bir ayran daha koy dedi. Koluyla ağzını sildikten sonra bak hele Murat bu ayranın büyüğünden yok mu? Bidonda olanından. Çaycı cevap verdi. Var Yusuf emmi, bizim kahvehanemizde yok diye bir şey yok ki. Birlik mi olsun, ikilik mi? En büyüğünden getir işte. Koy elimiz boş gitmemek. Bağ koyup de kendinize bir şeyler ısmarlamayın lan. Haydi muhtarım. Çayın kahveni yudumladı. Yola çıkak gayri. Köyümüze gidelim. Dışarı akşam oluyor. Davarlara neyim içeri tıkacık. Haydi yavrum. Muhtar kızdı. Ben bugün köye neyim gitmiyorum Hacca bacı. Ben burada arkadaşımla vakit geçirmeye geldim. Ben burada misafir kalacağım. Köylüler hep bir ağızdan konuşmaya başladılar. Hacca bacı lafa karıştı. Olur mu öyle şey muhtarım? Biz köye nasıl gideceğiz yavrum? Ayıp bu yaptığın. Yakıştı mı sana? Bir de köyümüzün muhtarı olacağım. Vallahi orası beni hiç ilgilendirmez. Bana güvenip mi düştünüz yola? Nasıl giderseniz gidin yav. Beni rahat bırakın. Muhtarım, biz senin arabayla gidelim. Ben yarın gelir seni alırım. Benim bacaklarım da tutmuyor. Hemen muhtarım. Araba giderse geri gelmeyecekti. Muhtarımın adı gibi biliyordu. Ben araba, maraba veremem arkadaş. Yaşlı başlı adamsın lan sen. Nasıl süreceksin sen bu arabayı?
Bu senin bildiğin arabalara benzemez. Toros lan bu. Kaldırır atar seni. Tepe dahla oğlum. O zaman gel bizi sen bırak mıhtar. Hiç kusura bakmayın. Bana bu herif düşmeseydin az yola. O zaman anahtarları ver de. İki çentemizi koyak mıhtarım. Yarın gelirken sen çentelerimizi getir. Bari yükümüzü boşaltalım. Biz de yayan gidelim marim. Akacak kokacak. Bir şeyiniz var mı lan çentelerinizde? Yok vallahi mıhtarım. Neyimiz olsun ki? İyi madem. Muhtar anahtarı Çulu Yusuf'a verdi. Benim de gülmekten gözlerim yaşarmıştı. Bizimkiler çantalarını, çuvallarını alıp masadan ayrıldılar. Allah kolaylıklar versin mıhtarım. Allah razı olsun senden. Bunlar böyle işte lan. Ne yaparsın? Bıktırdı, usandırdılar beni. Canımdan bezdim. Arabamız da var şimdi. Araba matım var. Koysunlar mağaram iki çentelerini. Ben gideyim de şu bizim iki çayın parasını vereyim. Şimdi hesaplarını da bize yüklemesinler. Dedi, içeri doğruldu. Tam içeriye adımını atmıştı ki küçük kara oğlan peşinden çağırdı. Mıhtar emmi! Mıhtar emmi! Mıhtar emmi! Ne oluyor lan? Ne diye mıhtar emmi diye bağırıp durun? Söyle. Mıhtar emmi, dışarıdaki toros senin mi? Lan tabii benim. Benden başka şu köyde toros olan mı var? Öyleyse yandın mıhtarı. Çullu Yusuf'la Hacca bacı senin torosa binmişler. Hatta Çullu Yusuf direksiyona geçmiş. Deyince muhtarın tepesi attı. Ne diyorsun lan sen? Dedi, kendini dışarı attı. Durun lan! Durun diyorum size! Durun! Diye bağırdı. Hacca bacı kafasını uzatıp yarın geliriz seni de alırız mıhtarım! Dedi. Karşıdan traktör geliyordu. Lan önümüze bakın! Dedi. Traktör arabayı sıyırıp geçti. Lan içinde tüp yok tüp! Diye bağırdı. Ama duydular mı, duymadılar mı bilinmez. Araba uzaklaştı, gitti. Muhtar soluya soluya, gerisin geriye kahvehaneye girdi. Ben ona bir bardak su getirdim. Yarısını içti, yarısını da kafasına döktü. Sinirden eli yüzü titriyordu. Vay soysuz! Vay densiz! Ulan şunun bana ettiğine bak. Ulan şunun bana yaptığına bak. Dur hele. Ben bunu kormam senin yanına. Kaldık burada. Dedi. Yol arkadaşı. Köye vasıta bulamaz mıyız muhtarım? Koy kuş uçmaz. Kervan geçmez yerde kardeşim. Kimse gelip gitmez oraya. Seni yarın almaya gelecekler nasıl olsa muhtarım. Ben şimdi arkadaşımı ararım. Bize bir yer ayarlar. Bugün benim misafirim olursun. Kim gelecek kardeş? Onlar mı gelecek? Ölmediler daha. İşin kötüsü arabanın içinde tüp de yok. Yolun ortasında kalır bunlar. Arabamı da bırakır, çeker giderler. Ben arabamı düşünüyorum yav. Nasıl alacağım öcümü ben bunlardan kardeş? Ben her role, her kılığa girer, herkesi kandırırım muhtarım. Bugün bir plan kurar, yarın burunlarından fitil fitil getiririz. Sen merak etme. Sadece Çurlu'yu değil, sadece Çurlu'yu değil, o Hacca bacının da burnundan getireceğiz. Onları doğduğuna pişman edeceğiz. Bir muhtarın arabasını alıp kaçmak neymiş göstereceğim onlara.
Dur sen. Şikayet edeceğim onlara, şikayet. Dedi. Sen bana güven muhtarım. İntikam benimmiş. İşte böyle. Mehmet Pektaş yazdı. Ben de sunmaya çalıştım. Bir candan bakış, bir tatlı söz beni etkiler. İyi insanlara tutkum büyük. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler. Can seyredenler.